senin sözüm sana, gölgen bile nefes bana, rüyalardan rüyalara, güzel gözlüm beni unutma, gönlüm senin sözüm sana, al ömrümü bu yıllara, ölüm bizi ayırsa da, güzel gözlüm beni unutma. İşler sana kaldı, öyle mi? Kapı açıktı. Söyleseydin birilerini gönderirdik. Sağ olun. Yapıyoruz yavaş yavaş. Kendi boyundan büyük çok şey yapıyorsun. Nasıl yani? Elçin anne ev alınacaktı. Aklını çelmişsin. Elçin abla razı oldu da ben mi vazgeçirdim? Sen böyle bir alternatif ortaya atmasaydın razı olacaktı mecburen. İyi ki böyle bir... Her neyse atmışım işte ortaya. Hem mecburen razı gelmenin nesi güzel? Bundan daha iyi şartlarda yaşayabilirdi. Ha siz evi beğenemediniz. Ya kusura bakmayın, sarayların kirası bize yüksek. Elçin ablam da ben gibi Allah'tan. Kendi sarayını kendi yapanlardan. Başkasının bağışladıklarıyla rahat edemeyim. Ben başkası değilim. Zor durumda kaldığında da ona yardım etmek en doğal hakkım. Edin o zaman. Boya başlayana kadar duvarların düzlenmesi lazım. Elime malı alıp duvar kazımaktan daha fazlasını yapabilirim. Bir de bunu deneyin. Elçin abla daha fazlasını kabul edecek bir kadın değil. Kendi ayakları sağlamken kendi yürümek istiyor. Siz ne istiyiniz? Elçin annemin evine geldiğimde onun rahat ettiğini görmek. Ki sık sık geliyorum, biliyorsun. Elçin ablanın manevi oğlu benim de misafirimdir. Buyurun gelin, başımızın üstünde yeriniz var. Yani artık misafir olacağım. Siz kendinizi nasıl kabul ederseniz artık, derdiniz buysa. Anlamadım. Yani mecburen bana da katlanacaksınız. Kızgınlığınız bundan herhal. Hayır. Hayır, benim kızdığım... Kendimi işe yarar hissetmek için bir şey yapma fırsatını elimden almış olman. Her neyse. Madem karar verildi, bari bu durumda neler yapabiliriz ona bakalım. Heh. Selamlar. Hoş geldin doktor. Nasılsınız Kadim Bey? Teşekkür ederim. Kadim Bey de sağ olsun bir şey lazım mı diye bakmaya gelmiş. Vallahi şimdilik her şey yolunda. Malzemeleri aldım arabada. Evet, Selim yardım edecek. Zeki de var dedin. He. Akşam iş çıkışı gelecek işte. Üç kişi giriştik mi 2 günde bitiririz. Güzel. Bana ihtiyaç yok gibi görünüyor.
Benim gibi boya yapmayı seviyorsanız akşama bekleriz. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Sağ ol. Ben malzemeleri alıp geliyorum. Nezir abi geldi. Vallahi ayı arayayım. Telefonu kapalı. Nerede? Çıktı Nezir abi. Yarım saat orayı. E nereye gitti? Vallahi bilmeyeyim. Bir şey demedi. Bizi de yanında istemedi. Ya, ya Allah Allah. Hoş geldiniz. Aferin. Afan Çalış'ı tanıdın beni. Zeyt içeride mi? Evet. Nur Hanım? Evet, o da içeride. Güzel. Açılın bakalım. Ben bir haber vereyim. De haydi ver bak. Canım adam gibi bir tesisatçı bulun ya. Patlayıp duruyor ampuller. Tamam abi. Seyit! Tek geldim. Hiçbir şeye güvenmeden. Ne istiyorsun Ballı? Nur Hanım'ı alıp gideceğim. Yapma ya. Çöpe attıkların kıymete mi bindi birden? He. İşte şimdi onu çöpten çekip almaya geldim. Çöplüğe yakışmayı. Eyle dedin ya. Al Nur'un hayrını gör. Bize lazım değil dediydin. Sen alıyorsun da. Nedir? Bakalım Nur beynine silah sıktırmaya kalkan biriyle gitmek ister mi? Nur Hanım. Şimdi nedir? Vuracaksan ikimizi birden vuracaksın Seyit. Thank you.
Selim oğlanı hiç yormayaydın. Hem senin ora boş kalacak. Bugün hastam yok. Selim serbest. Ha, kursu falan var değil mi? Çok akıllı fikirli maşallah. Büyük sevaba girmişsin okutmakla. Sana bir şey soracağım ama... Böyle bir yara izi var Selim'in böğründe. Yani dikkatimi çekti. Ezo. Otur. Aa. Senden daha fazla saklamak istemediğim bazı şeyler var. Buyur. Selim Antep'te büyük bir ameliyat geçirdi. Kalp nakli. Eğer kalbi değiştirilmeseydi çok az ömrü kalmıştı. İyi ki zamanında kalp bulunmuş ha. Evet, şansı varmış. Asıl önemlisi Selim'in babası kan davalıları tarafından vurulmuş. Amcası da karşı tarafı vurup yurt dışına kaçmış. Yani kanlılarının tek hedefi kalmıştı. O da Selim'di. Vah yavrucak vah. Kalp nakli bu yüzden saklı tutuldu. Kanlıları Selim'in yaşadığını bilmiyorlar. Sığınma evindeki anası? Evet, bilen kişilerden biri o. Biri ben. Biri de... Ömer. Ömer mi? Benim Ömer. O niye? Ezo. Selim'e nakledilen kalp... Hı? Ali'nin kalbi. Türk filmlerinde hep bu helvadan yerler. Türk filmi sever misin? Severim. Ha işte. Ali ile ikimiz Türk filmlerinden özenip deniz kenarında bir helva yesek diye konuşurduk. Bağ kısmet oldu. Ona dermiş. Sanki yanı başımda elinde helva yürüyor gibi oldu şimdi. Ali'yi anlatayım diye sıkılayım mı? Yaşasaydı çok iyi arkadaş olurdunuz. Cin de o cin. Sen gibi akıllı, sen gibi fikirli, sen gibi komik. Bu hayatta yüreğinin yüreğimin içine attığı gibi hissettiğim tek kişiydi Ali. Ne oldu? Yoruldun mu? Biraz. Ameliyat yüzünden zorlanıyorsun herhalde. Yok, yaşlandım ondandır. Türk filmlerinde esası olan benim gibi yorulmaz değil mi? Hele bak. Sen şimdi esası olan mı oluyorsun? Sen esas kız olacaksan olurum. Türk filmlerinde esas kızlar tertemiz, iyi kızlardır ama. Haber? Evi beğendin mi abi, nasıl? Fena değil, idare eder. Sen nereye? Şey işte, müsteşarla randevulaştık yemek için. Ya dedin ya görüş diye, yakaladım sonunda. Güzel. Neden otele çağırmadın? Adamı biliyorsun, hep değişik yerlerde olmak istiyor. Deniz kızlarına yakın falan. Tamam, kolay gelsin. Tamam. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Baba, iki levrek botanik. Evet. Sen Valentin kes, risotto porcini. Zıkkım yesinler. Elemanım yetersiz. Bir tek Ezo abla yok usta. Üç kişilik iş çıkarıyor kız. Zeki, krema mı çırpıyorsun? Yoksa sadece
Yumurta ile şekerin arasını mı bozmaya çalışıyorsun anlayamadım. Hep aynı ritim Zeki, aynı. Evet usta, hep aynı ritim. Hı hı. Disko bu işte. Dım, tıs, dım, tamam amcacığım. Tıs. Bak böyle çırpacağız. Tamam amcacığım, veriyorum bir tane. Hep aynı ritim. Baba, amcam. İstanbul'dalarmış. Akşam yengemle bize geleceklermiş. Alo. Pardon, Süreyya Hanım nerede? Bu tarafta efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ne haber hayatım? İyiyim. Bir terslik mi var? Abim sanki bir şeylerden şüphelendi Süreyya. Sanmam. O her şeyden kuşkulanır bilirsin. Tamam. Önüme koyduğunuz teklif gerçekten müthiş. Ama ya bilmiyorum Süreyya. Anlaşma imzalandı Nedim. Geri dönüşün yok. Sen kadimde köprüleri attın. Her şeyi göze alıp abime planını söyleyebilirim. Berrak, abinle nişanlıyken onunla beraber olduğunu söylemeyi göze alabilecek misin peki? Şantaj ha. Ben anlatmazsam bunu bilen tek kişi anlatacak ha? Evet, zevkle yaparım. Hoş, bence biliyor. Hayır, hiç öğrenmedi. Kaza günü arabayı o kadar hızlı kullanmasını açıklayacak başka hiçbir şey yok. Evet, arabada tartışmışlar. Ama konu Berrak'la ben değildik. İşi bana teklif etmen bu yüzden. Senin tek amacın kız kardeşinin intikamı. Değil mi? Yok, bu gece geleyim Cemalçin anne. Gece müdürüyle sabahlamamız lazım. Yarın uğrayayım. Hı? Ha, evet, evi gördüm. Gel. Anne, ben seni sonra arasam. Detaylı konuşuruz. Öpüyorum güzel yanaklarını. Tamam, hoşçakal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ustal Usta'nın kardeşiyle karısı geldiler yatıya. Hani kalabilirsin diye açtırdığınız oda hala şeyse. Hı hı. Tabii tabii. Geçerli, kalabilirsin. Sağ olun. Benim için de Elçin anne için de çok şey yaptınız. Belki size az geliyor ama çok insana yararınız var Kadim Bey. Hı. Bu saatte senden iltifat duymak sürpriz oldu. Siz damarıma basınca ben kendimi tutamayayım. Böyle dilim çatallanayım. Ama ben minneti bilirim. Neyi neden öyle dediğinizi yavaş yavaş çözmeye başladım artık. Ya. Demek beni çözüyorsun. He. Az çok. Mesela. Hadi çekinme. Lütfen. Şimdi siz kış güneşi gibisiniz. Kış güneşi kara bulutların arkasına saklanır, kolay kolay göstermez ya yüzünü. Ama bir kere buluttan sıyrıldı mıydı, soğuktan titreyenlere ısıtıverir. Öyle mutlu olur ki insanlar kış ortasında. Sonra gene korkup bulutun arkasına kaçsa da güneş güneştir işte. Öyle işte. Bu gece iltifatlar gecesi öyle mi? Ya da bana korkak dedin, ben anlamadım. Korkmayınız mı? Neden? Yaz mevsiminde. Ne olmuş yaz mevsiminde? Gökte saklanacak bulut kalmaz. İnsanlar apaçık güneşi görür. O kadar felsefe yeter Ezo. Gel. Kadim Bey, 507 numaradaki Amerikalı bayan fenalaştı. Ambulans çağırdık. Bir de küçük çocuğu var. Recep senin burada olduğunu biliyse ruhu rahat demektir.
Ama senin için benim kadar korkuyordur. Korkacak bir şey yok. Sen intihar etti Ballı. Seyit yanına bırakmaz. Onu ben kadar tanıyor sende. Elinden geleni ardına koymasın. Seyit'le aramızda er geç bir hesaplaşma olacaktı Nur Hanım. Bahanesi sen ol. Beni sana vermeyecek. Sıkıysa gelsin alsın. Aa, buradayım işte. Demek. Demek artık sen inanıyorsun Nur'a. Titriyorsun, üşüdün. Biraz. Sen de üşüyün. Hava soğuk. İçeri girelim. Üşüyor ben ama soğuktan değil. Sen de öyle. İyi geceler. Ballı. Ne olur gitme. Yanımda kalırsan ikimiz de üşümeyiz. Götüreceğiniz hastaneyi arayacağım. Hı hı. Melih Bey, müşterinin kimlik bilgilerini istiyorum hemen. Tamam. Sen çocukla ilgilenir misin? Tamam. Bak kuzum, ağlama. Ağlama yeter. Anacığın iyileşip gelecek. İzmem gonna die. Buyur. She will, she will die. Hadi bakalım gel de anla. Korkma, kurban oldum, korkma. Adın ne senin? I don't understand you. Adın ne, adın? Bak Ezo, ben Ezo. Sen? Ezo, Ezo, sen? Debbie, Debbie. Ha, Debbie. Ana pek güzel ismin varmış. Tanıştığımıza memnun oldum Debbie kız. Bak bu güzel gözlere yaş yakışmıyor ha. Hadi gel dolanalım acık. Hadi. When is mom going to come? Mom? Ne? Ha, mama isteyin. Tamam, doyurak karnını o zaman. Bak. Ya mama mama diye karnı acıkmış zar. Hello. What's your name, little princess? Debbie. Adını söyle, adını. Adı Debbie'miş, onun değil. Evet, anladım. Sağ ol. Öyle. My name is Kadim. Debbie Kadim. Yes. I want to see mom. Okay. But before, would you like to talk to us a little? No, I want to see mom. Okay, princess. Mama istiyor, değil mi? Yok, annesini görmek istiyor. Kadın çok mu hasta Kadim Bey? Galiba kokain krizi. Hastaneden öyle kolay çıkarmazlar. Nasıl etsek de oyalasak bu çocuğu. Osman, arabayı hazırlar mısın? Biraz dolaştırayım diyorum. En azından uykusu gelene kadar. Okay, let's go then. Ozo, Ozo, come. Ay, Ozo ben mi olayım ha? Çok yorgun değilsen sen de gel bari. He? Çocuk iyice ajite zaten. Ha öyle. Evet onu. Tamam. Hadi bakalım. Evet anlıyorum. Teşekkür ederim. Kadim Bey. Evet. Overdose kokain krizi kesinleşti. Müdahale yapılmış ama henüz kritik aşamada. Konsolosluğa kimlik bilgilerini iletin hemen. Peki Kadim Bey. Ne bakayım neyle darı bekleyen kuş kimin? Kurban olduğum Debbie. Ozo. He,
Bizde Ezo, senin dilinde Ozo, he? Gidebiliriz. Geldim. Prenses. Hop. Merhaba Osman. İyi akşamlar. Prensesi biraz gezeceğiz. Tamam efendim. Merhaba Ezo. Merhaba Osman abi. Ozo. Ozo. Peki. Nereye efendim? Çocuğun yemek yiyip eğlenebileceği bir yer. Peki efendim. Ne güleyim, komik mi? Bizim köyde merdiven değil, üstündeki insan yürüyor. Sen yürüyen merdivenle birkaç defa inip çıkarsan bebeği eğlendirmek için fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Siz de el kadar çocuk gibi pek eğleniniz maşallah. Tevekkeli düşenin dostu olmazmış. İnebilirsin değil mi? Tabii düşmeden. Hazır alıştırma Ezo. Kendi yiyebilir. Bir yandan yiyip bir yandan nasıl oynayacak? Şimdi sırası mı? Oyun zamanı ayrı, yemek zamanı ayrı. Ezo is getting angry. Let's play another time. No. Gördün mü? Oynamamıza kızdığını söyledim. Bak o da sana kızdı şimdi. Ben ağzına besleyeyim diye kızıyı. Kendin ye kendin. I want to eat by yourself. No. Heh, buyurun. Sweet kadim. Teşekkürler. Bir şey de. Tekrar teşekkürler. Tekrar bir şey de. Ha, haydi o yedi. Şimdi sıra sende. I'm full. Yarım hamburger bile yemedi. Bir şey söylesenize. Debbie, if you finish your meal, we may buy a toy that you like. Okay. Ne şey ettiniz? Yemeğini bitirirse bir oyuncak alabileceğimizi söyledim. O niye o? Ödül ceza sistemi. Çocukları zorlamaktan daha iyidir. O ödül ceza sistemi dediğiniz basbayağı rüşvet. Öyle mi? Siz çocuk eğitiminde hangi sistemi tercih ederdiniz hanımefendi? Yemesin, acıkırsa nasıl da olsa yer sistemini. Çocuğum yok ama. Evet, çocuğun yok belki ama hiç de yeteneksiz sayılmazsın. Bir zamanlar amatör olaraktan ilgilendim mecburen, ondandır. Ay yerim ben seni kınalı kuzu. Sevdin mi sen Azo'yu? Çocuğun lisanından değil ama dilinden çok iyi anlıyorsun. Yok, o kendini seveni anlıyor da ondan. Ha, demek beni anlamadı. Kıskandı valla. Haydi onu da öp. Ya bir saatte Türkçeyi söktü ha. Nasıl anladı dilimi? İşte. Ana. Hadi girelim. Ozo, Ozo. Ana. Dükkanı satın alaydınız. Yok canım, hepsi çok güzeldi, seçemedik. Siz mi çocuk mu? Yani şey diye düşündüm. Otelde misafir etmemiz uzun sürerse diye oyalanır. İnşallah uzun sürmez. Kadersiz ya bu.
Gurbetlik yerde bir de anasız kaldı. Oo, arabesk hale getirip abartmayalım istersen. Ben mi abartayım? Oyuncakçı dükkanı kucağına yığmışsınız. Canım bir seferlik olur bu kadar. Ama bak neşesi yerine geldi. Aza aza Lük. Bak harika bir şey bu. Çırp ellerini. İki elin sesi var da tek elin nesi var? Ay ana. Gördün mü bak? Osman sen bunları alt çıkışta bekle, geliyoruz biz. Peki efendim. Ezo geç. Debi, this is for Ezo, okay? Okay. Ah Debi kız. Tam adamının eline verdin ha oyuncağı. Kaşımızı gözümüzü çeke çeke bitiremez artık. Şşt. What? Yok bir şey yok. Bak bak kuş çıkacak kuş. Şşt. Bak, elin sağlam olsaydı sen de bizi çekerdin. Ben tek elden sizden daha iyi çekerim. Becerebilecek misin? Ay, uçak kullanmayacağım herhalde. Aha şu düğmeye basacağım. Aha şuradan da tüküreceğim. Tamam hadi bakalım. Okay prenses. O da çekecek. Onu okay, bunu okay. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Ne yapalım istiyordun? Daha ne yapacağız? Bir evlat edinmediğimiz kaldı. O zaman kendim. Okay prenses.
Paketleri benim odaya bıraktırırsın Osman. Tamam efendim. Ha? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Osman abi. İyi geceler. Söyleyeyim de sana da bir yatak hazırlasınlar. Gerek yok. Yanına kıvrılır yatarım. Ahmet Bebe'den yani alışığım. Yorulmak bilmedi kerata. He ben de bittim valla. Kusura bakma seni de yorduk. Olsun. Ne demek ben de eğlendim. Doğrusu ben de. Şey gecenin bir vakti uyanır ederse. Yani dilini anlamayayım ya. Odamı aratırsın. Ben buradayım. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Thank you.
silecek gözlerimin selini. Dağlar, yüce dağlar, derdin nice dağlar. Yol ver kurban olur, yârim geçe dağlar.